sağlığına özen gösterip bu konuda yetkin isimlerden en doğru ve en yeni nesil bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı en sağlıklısına hoş geldiniz. Efendim Kolan International Şişli Hastanesi Genel Cerrahi ve Kanser Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Turgut İpek Hocam bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nereden? Teşekkür ederim. Çok güzel sunum. Gerçekten pandemi dönemi e, dünyanın bir anda karşılaştığı bir durum. Ama ne yazık ki ülkemizde de dünyada da aynı şekilde bir korku oluşturdu. Hastaneye gitmeme konusuna gelince evet gerçekten bu e, hastanelerden uzak duruldu ama şunu da söylemek isterim. Hastanelerde PCR'ı yapılmadan hiçbir Hı. hasta ne endoskopi kolonoskopiye ne de ameliyata alınıyor. Dolayısıyla evet. aslında bütün güvenliği Baştan beri sağladığımız tek yerde hastane oldu. Onun için çekinmeden hastalarımızın bu kontrollerini aksatmamasını tercih ederiz. Ben her programda söylüyorum hocam. En güvenli yerler zaten aslında hastaneler. Doğru. Değil mi COVID <laughs> açısından? Doğru. Peki hocam şimdi mide, kolon ve rektum kanserlerini evet. konuşacağız. Mide kanserinde de son yıllarda sanki bir artış var. Bunun sebebi nedir? Evet. Şimdi bütün dünya böyle. Yani sindirim sistemi kanserleri bütün dünyada yaklaşık her yıl 5 milyon kişi bu kansere yakalanıyor. 3 milyon kişi de hayatını kaybediyor bundan. Yani çok büyük sayılar bunlar. Ülkemizde de buna benzer durum söz konusu. Meme ve akciğer kanserinden sonra prostat kanserinden sonra en sık gördüğümüz kanserler mide kanserleri. Ve kolorektal dediğimiz kolon ve rektum kanserleri. Mide kanserleri tabii mide hepimiz için çok önemli bir organ. Çünkü aldığımız gıdaları sindirdiğimiz bir organ en azından. Evet. Dolayısıyla buna göre de e, dizayn edilmiş yapısı, kanlanması, mukoza yapısı her şeyi buna göre planlanmış bir organımızdan bahsediyoruz. Ama e, kanser konusuna e, geldiğimizde, yani hiç kimseyi korkutarak bir yere varmak istemiyoruz ama neler yaparsak e, önlem alabiliriz. Onu e, vurgulamaya çalışmak istiyoruz hı hı. çünkü e, biraz sonra bahsedeceğiz. E, örneğin tütsülenmiş e, salamara yapılmış ya da tuzlanmış gıdaların çok kullanan yerlerde ki bizim ülkemizde Doğu bölgesi özellikle Acı. bu tür bu tür balık, et ve peynir cinslerini kullanıyor. E, ama dünyada yayın olarak da baktığımızda Japonya'da bu hat safada. Hat safada olunca onlar da çok fazla görülüyor. Hı hı. Niye bu çok fazla görülüyor? Yani genetik var mı? Evet, her şeyde kanserlerin hepsinde hı hı. genetik var ama e, Japon toplumundan e, yani Japonya'dan ayrılıp başka ülkelerin kültürü ve yemek kültürüne geçen insanlar üstünde bakıldığında da. Kanser sayısında düşme görülüyordu. O hı hı. zaman önlem alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani yediğimize, içtiğimize dikkat edersek ya da ne yapmamız gerektiğini bilirsek hı hı. E, olabilecek şeyleri geciktirebilir ya da olmamasını sağlayabiliriz. Bizim de yani sizin yaptığınız programlarında bizim de amacı bu olmalı bence. Hı hı. Mideye gelince mide e, kanserleri niye artıyor? Evet. E, tabii herkes bugün sorduğunuzda. Evet, benim de reflüm var diyor mesela. Ya da gastritim var. Gastritim var. Ya da bakteri var mıydı? Evet. De. Yani kanser hücresi nasıl bir şey? Kanser nasıl bir şey? Önce ondan bahsedeyim. İnsan vücudunda trilyonlarca hücre var. Bu hı hı. hücreler normal şartlarda kendi seyrinde çoğalıyorlar, büyüyorlar, gelişiyorlar, hı hı. bölünüyorlar. Ama bir hücrenin DNA'sında bir değişiklik olduğunda ya da hasar gördüğünde, o artık kontrolsüz büyümeye kanser hücresi olmaya başlıyor. Ve bu kanser hücresi yanındaki hücreyi ele geçiriyor, organı ele geçiriyor ve diğer organlara yola çıkıyor. Yani metastaza doğru çıkıyor. Dolayısıyla daha baştan o hücreyi, organımızın hücresinin değişimine önleyecek önlemler almalıyız. Evet gastritim var, reflüm var. Niye bunlarda peki risk artıyor, kanser riski? Evet. Çünkü mukozayı yani midenin iç yüzündeki o örtüyü ...zedeleyen şeyler, gastrit, ülser gibi şeyler orada hasar oluşturuyor. Oluşan hasarlar zaman içinde değişim gösterebiliyor. Ya da reflüde hiç alışık olmadığı yemek borusunun tamamen tükrüğe alışık... ...ama bir safra ya da asitin yukarı kaçışıyla beraber hasarı oluşmaya başlıyor... ...ve bu hasarla hücreler değişime başlıyor. Hücre değişime başladı mı bunu durdurmanız gerekiyor... Ilerlesi, ilerlemesi halinde kansere dönüşme riski her zaman söz konusu. Peki hasarı önlemek için neler yapmalıyız? Ne yani Bunlar evet. nedir bu şeyin? Bir kere önce dediğim gibi yemeğe özen göstermeniz lazım. Yani midenizi korumanız gerekiyor. Bunu yaparken de bütün organlar için geçerli. Baştan söyleyeyim tekrar tekrarlamayacağım. Sigara deyip, kapatacağım. Sigara içmeyeceğiz. Çünkü evet. sigara bütün organların hücrelerini bozuyor ve kansere yönelmesine neden oluyor. Alkol, özellikle yüksek dereceli alkoller midenin yüzeyini hasara uğratıyor. Dolayısıyla hasarlı yerde değişim oluşuyor. Başlayayım. Bunun dışında evet hepimiz yani pikniği severiz, mangalı severiz ama çok böyle aşırı mangalda yanmış et hmm. ya da yanmış Ekmek dahi olmak üzere bunlar hepsi mide yüzeyinde ve daha sonra kalın bağırsakta da bahsedeceğiz. Hasarlara ve kanserojen değişimlere neden olabiliyor. Buna benzer yani tabii ki işlenmiş gıdaların alınmaması salam sucuk vesaire gibi şeylerin daha az yenmesi gerekir. Yani hı hı. bu kadar yoğun e, o tarafa yönelmez ya da abur cubur dediğimiz şeylerin içindeki bazı yağların ee, kullanılan abur cuburların yenmemesi gerekir. Yani bütün bu e, her şeyi yerken bu benim acaba mideme, ama nasıl etki yaparı önceden düşünmekte yarar var ee, ve daha çok mide için konuşacak olursak e, lifi az olan meyve tipleri ve daha da önemlisi sebzeye yönelmek, haşlanmış sebzeye yönelik gıda seçeneklerinizi bu yönde kullanmak balık yönünde daha fazla kullanmak, et ürünlerinden uzak durmayı tavsiye edebilirim. Çünkü biraz sonra yine belirtilerine geçtiğimizde evet. bunları göreceğiz. Yavaş yavaş geçelim hocam. Çünkü hepimizde mide, bağırsak e, sıkıntıları oluyor ve biz evet. bunları geçiştiriyoruz. Ya işte atıyorum ben çok çay kahve içerim mesela. Ya çok bugün çay kahve içtim ondan midem yanıyor derim. Evet. Ya da işte e, acaba bağırsaklarıma mı dokundu? Ondan mı gazım var? Bunları söylerim ama bazen bunlar ciddi semptomlar olabiliyor. Çok Değil mi? Şimdi çay dediniz hemen onu da e, evet, ben küçükken. Karadenizli. <laughs> ben Karadenizliyim. E, ama sıcak çay. Yani bazı insanlar gerçekten sıcak yemeği ve sıcak çayı çok severler. O da aynı şekilde mideye indiğinde o yani değdiği noktayı nasıl elinize dökülünce yanıyor. Mideye girince orada bir e, demir levha yok ki orayı da yakıyor. Dolayısıyla çok sıcaktan da kaçınmak gerekiyor. Ama belirtiler evet, evet normalde mide kanseriyle ilgili belirtiler neler olabilir dediğinizde pek çok şey sayılabilir. Ama bunların hepsi her türlü hastalıkta olabilecek Hı -hı. şeyler. Ama çok bariz olan etli yemeklere karşı bir isteksizlik başlar. Bu özellikle e, kanser görülme yaşı 50 yaşın üstünde daha sık görülür. Ve 50 yaşın üstündeki insanlar aslında et yemeyi çok severler, evet. isterler. Ama et istememeye başlaması bir belirti olabilir bu. Çünkü hazmedemiyor. Midede bir hasar, bir sıkıntı olduğunu gösteren hazımsızlık, şişkinlik gibi olaylar baş göstermeye başlıyor. Hı. Bunun dışında yine bu yaş grubunda nedenini anlayamadı. Yani diyet yapmıyor, normal yemeğini yiyor ama zayıflamalar başlıyor. Yani bir zayıflama nedeni belli olmadan oluşan zayıflama olduğunda benim organlarımda ya da vücudumda bir değişiklik oluyor deyip e, önce kendini sonra da hekime başvurarak incelemeleri tercih etmesi lazım hastalarımızın. Çünkü midenin içinde pek çok şey var. Vücudumuzda aslında hı hı. pek çok şey var. Biraz önce trilyonlarca insan hücresinden bahsettik ama ondan 10 on kat fazla da mikroorganizma var vücudumuzun içinde. Bunlar mideden başlıyor, kalın bağırsağa kadar her yerde trilyonlarca mikroorganizma var. Bunların iyileri var, kötüleri var. İşte bu yemeklerle, işte prebiyotik, probiyotik evet. dediğimiz evet. şeylerle bunların iyi olanlarını besleyelim. Vücudumuzda eksik olan iyi mikroorganizmaları dışarıdan alalım. Yoğurt, süt ya da süt ürünleri gibi. Bunlara dikkat edersek biz vücudumuza bir zaman kazandırmış ve güç kazandırmış olacağız. Bunun dışında e, midede helikobakter pylori diye bir mikrobumuz evet. var. Ülser ve gasiti yapan. Çok da yaygın. Mikrop. Çok yaygın. Yani gerçekten toplumda baktığınızda yüzde %80, %80-85'inde bu var. Ama bu e, mikrobun, mikroorganizmanın yaptığı yani yüzde %2 gibi görünse de düşük oranda da olsa kansere neden olduğu da ortada. Dolayısıyla hmm. eğer mide şikayetlerinizde varsa mutlaka bunun da olup olmadığını varsa bunun da eridika edilip yani ortadan kaldırılması Hı -hı. için gerekli tedavi almanız gerekiyor. Polipler, mide yüzeyinde bazı polipler olur ki olmaması gereken Hı -hı. yerdir. Yani polip var bırakalım tarzında bir şeyle geçmez. Bu polipler kanayabilir. Hı -hı. Kanadığı zaman yine aşırı zayıflamadan bahsettik ama bir halsizlik hissedebilirsiniz. Bunun nedeni de genellikle anemi oluyor. Yani kan kaybı siz farkına varmıyorsunuz bile farkına varmadığınız durumlarda yavaş yavaş bir halsizlenme, uykuya meyil, mutsuzluk, depresif bir hal almaya başlıyor. Yani bütün bunları mide şikayetlerinizle birlikte görmeye başladığınızda kontrol ettirmekte yarar var. Biraz önce Japonya'dan örnek verdim. Evet. Japonya'nın tetik sisteminde bu var. Çünkü onlarda bu tür tütsülenmiş yiyecek çok fazla kullanıldığı için e, tarama testlerinin içinde endoskopiyi mutlaka koyuyorlar ve orada biz bundan bir 10 yıl önce yine o bölgedeki bir onkoloji hastanesinde hı hı. görev yaptık. Yani orada gittiğimizde gördüğümüz şey şuydu. Günde 5-6 tane mide kanseri ameliyatı yapılıyordu. Ama mideyi açtığımızda kanseri görmüyorduk bile. Yani e, burası olabilir. O kadar o kadar erken yakalandı. yakalanıyordu. Hı. Çünkü bizdeki kanserler onlara göre çok ileri kanser. Benim 35 yıllık cerrahi hayatım var. İnanın. 4-5 tane erken mide kanseri yakalayabildim. Onun daha fazlası Genelde değil. Genelde dördüncü evre değil mi? Dördüncü ee, evreye gelmeden yakalıyoruz Allah'a şükür ama tedavi yöntemlerinde bahsettiğimde tedavisi var mı? Çaresi var mı? Evet zaman kazanmalıyız. Çünkü biraz önce siz de bahsettiğiniz pandemide Pfizer bir ilaç buldu açıkladı diyor. Buna zamana ihtiyacımız var. Tabii. Bizim de aynı şekilde... Gelişiyor Yani tıp da gelişiyor, ilaç sektörü de gelişiyor, tedavi şekilleri değişiyor. E, hedefe yönelik ilaç dediğimiz yani kanseriniz neyse onu inceleyip ona daha fazla hangisinin etkilenince ilaçlar üretilmeye başlanıyor. Dolayısıyla zaman kazanmamız lazım. Bunun için de evet. erken tanıya gitmemiz gerekiyor. Evet hocam biz de zaman kazanıp çünkü daha kolon kanserinde <laughs> konuşacağım. Şimdi mide kanseri tedavisinde, cerrahi tedavisinde günümüzde kullanılan yöntemler neler? Evet. Mide kanseri tedavisinde öncelikle cerrahi şart. Yani cerrahi şansını kaybettiğinizde hmm. problem var. Cerrahi şansınız varsa önce cerrahi, iyi bir cerrahi. Hmm. Bu ne demektir? Midenin bir kısmı olabilir, yani tamamı çıkartılabilir ama lenf bezleriyle beraber temizlenmesi gerekir. Hmm. Ama öncesinde mutlaka endoskopiyle ultrason Bilgisayarlı tomografi, PET gibi yöntemlerle yayılıp yayılmadığını, nerelere yayıldığını görmeniz gerekiyor. Hı hı. Ona göre de insan vücudundan o tümörü gözün gördüğü ölçüde temizlenmesi gerekiyor. Görülmeyenleri onkolojistler kemoterapi, radyoterapi ile halletmeye çalışıyorlar hı hı. ama gözün gördüğünü temizlemek cerrahın görevi. Hı hı. İşte orada Birinci, ikinci, üçüncü devre dördüncü devre, ileri devre dediğimiz mide kanserleri de var. Yani bu artık mideyi taşmış, karın zarını tutmuş, var mı tedavisi? Onun da var. Biz hmm. steroidiktif, hypek dediğimiz, sıcak kemoterapi dediğimiz yöntemlerimiz var. Hiçbir hastamızı bırakmıyoruz. Biz sonuna kadar, biz savaşıyorsak hastamızın da savaşmasını istiyoruz. Ne kadar zaman kazanırsak, bu iki yıl mı, bu üç yıl mı bizim için önemli. Çünkü dediğim gibi gerçekten... Günümüzde artık yapay zeka diye bir şeyi geliştirmeye çalışıyoruz. Bunlarla beraber bu biraz önce bahsettiğim hedefe yönelik ilaç tedavileri gündeme gelecek. Hı hı. Yani biraz daha zaman kazanırsak inşallah bunlara da bir çözüm bulacağımızı düşünüyoruz. Şimdi hocam o kadar güzel anlatıyor ki keşke süremiz çok uzun olsa. Ben böyle tabii hocam yılların değil mi tıp fakültesinde hocası zaten. Ol, ben de böyle öğrenci gibi dinliyorum. <laughs> Hakikaten çok keyifli anlatıyorsunuz. Estağfurullah her zaman sorularla araya girin. Ben konuşmaya başlayınca duramam. Hiç öyle bir haddim yok. Peki. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ee, kolorektal kanserlere evet. geçen Bağırsaklarda da bu tümörler çok yaygınlar. Evet. Çünkü. Biraz önce mikroorganizmalardan bahsettim. Gerçekten mikrobiyom diye bir şeyi e, insanlarımız yavaş yavaş duymaya başlaması lazım. Çünkü e, insanın mikroorganizmaları içindeki mikroorganizmaları trilyonlarca ve bu bütün hastalıkları obeziteden tutun Ki evet. obezitede mide kanseri ve kolon kanserinde çok önemlidir. ...obzeti de bile etkili bir durumdur... ...yani hmm. kalın bahane içine geldiğinde... ...sindirilmiş gıda geliyor... ...sadece suyu emiyoruz oradan... ...ve geri kalan posayı da... ...dışarı atmanız gerekiyor... İşte burada da belirtiler farklılaşmaya başlıyor... ...ne oluyor belirtiler... ...bir anda kabızlık başlıyor... ...ya da ishal oluyor... ...bir ishal oluyorsunuz bir kabız oluyorsunuz... ...bir yine halsizlik... ...kanamaya bağlı, evet. kan kaybına bağlı... ...halsizlikler oluyor... Ya da bulantı kusma oluyor tıkanmaya yönelik başladığında gidişat durduğunda geriye teperek insanda bulantı kusma oluşturuyor. Yine zayıflama oluyor ama bunları yaparken makattan kanama bunların içinde en önemli durum. Yani makattan hmm. kanamayı neden önemsiyorum? Çünkü makattan kanama olduğunda herkes ya benim yıllardır hemoroidim basurum vardı Tabii. deyip geçiyor. Halbuki evet en sık kanamayı hemoroid basur yapar ama hemoroid basur kanser yapmaz tedavisi vardır. Hı hı. Ama bunun bir başka nedeni de kanser olabilir. Onun için önemsenmesi gerekir. Bir polipe mi ait bir kanamadır bu yoksa mevcut ülseratif kolit kron dediğimiz gibi bağırsağın diğer hastalıklarına bağlı bir kanama mıdır? Ve bunlara bağlı kalın bağırsakta oluşan bir durum var mı? Anlamak gerekir. Yine endoskopi, kolonoskopi gündemimize geliyor. Ne yazık ki rutin incelememizde bunlar yok bizimden. Yani tarama <gülüyor> testi <gülüyor> değil bunlar bizde. Ama bunlar pahalı yöntemlerde. Daha basit yöntemler de var. Yani herhangi bir e, sağlık ocağında bile yaptırabileceğiniz gayet de gizli kan dediğiniz bir tetkik var. Bir gayet örneğini Bu verdiğiniz... Bu ara ara yapılmalı aslında değil mi evet. hocam? Evet. Çünkü büyük abdestte kan görülmesi bir anlam taşıyor. Bunu evet. illa kırmızı olarak görmeniz gerekmiyor. Dökülen kan hücrelerini tespit eden çok basit, ucuz bir test. Evet. Bunu yılda bir bile yaptırsanız Hı. siz kendinizi güvenliğe alırsınız. Çünkü kanser bir anda ortaya çıkıp hızlıca ilerlemiyor. Bir doubling time dediğimiz yani bir milimin iki milimin olunması için geçmesi gereken süreler dörtte altı ay gibi bir süre. Dolayısıyla sizin... O bir yıl içinde bunu tespit etmeniz erken kanser. Kolorektalde erken kanser tespit ediyoruz. Gerçekten. Hı hı. Çünkü mide gibi değil o. Çabucak kanamayla kendini belli ettiği için biraz daha alerme ediyor. Dolayısıyla hastalar bize başvurabiliyor. Kolon kanserlerinde de yine tedavi şansımız çok yüksek. Rektum kanserlerini bundan ayırmam gerekiyor. Çünkü birbirinden farklı tedavileri var. Kolon kanserlerinde bu tanılar konduğunda yine bu tetkikler yapılıp uzak metastazlar var mı diye bakıldığında ne yapacağınızı anlıyorsunuz. Ya kısmıyı çıkartıyorsunuz ya tümünü alıyorsunuz. Ama önemli değil alınan organın mutlaka yerini kompanse eden bir organ oluyor. Yani kalın bağırsağınızın bir bölümünü almanız size çok bir şey hı hı. kaybettirmiyor. Sadece ne oluyor suyu emiyor dediğimiz için ameliyat sonrası günde bir defa değil de İki defa üç defa tuvalete gitmeniz gerekiyor ama hı hı. hayatınızı kurtarmış oluyorsunuz ki gerçekten bunun yaşam sürvisi çok daha yüksek. Peki rektum kanserine geleceğim evet. ee, ve siz bir tem tedavisi uyguluyorsunuz. Evet. Ee, ben çok şanslı bir yayıncıyım yıllar önce de hocamla yayınlar yaptım ve e, orada da konuştuk. Çünkü rektum kanserinin tedavisi cerrahi sonrasında torba kullanıldığında hı. hastanın yaşam konforunu çok etkiliyor hocam o. Tem tedavisinde durum daha farklı. Evet. Şimdi e, rektum kanserleri evet torba. Torba dediniz mi e, biz Müslüman toplumuz işte hı hı. abdesti şuydu bir sürü sıkıntısı var. Tabii. Ve e, yaşam olarak da baktığınızda toplumun içinde e, karnınızdan büyük abdest yapar olarak dolaşmak insanın ruh halini psikolojisini bozduğu gibi çevresini de tedirgin ediyor. Onu temizlemek hı hı. vesaire gibi şeyler. Onun için mümkün olan. Torbasız yöntemlerin peşindeyiz. Evet. Bunu kalın bağırsak kanserinde de geçerli ama rektum kanserlerinde biraz daha farklılaşma başlıyor. Çıkışa yakın olunca ve oradaki tümörler bu sefer kalem tarzında büyük abdest yapmalar başlıyor. Hmm. Yani normal kıvamında büyük abdest yapamıyorsunuz ya da ne açmanız gerekiyor ne torba gerekiyor. Tamamen alt bölgeden makattan yapacağınız bir özel aletle yapılan bir yöntem bu. Hmm. O tümörü derinlemesine tüm dokularla, kasıyla, yağıyla çıkartmak ve orayı dikmeyle gerçekleştirdiğimiz bir yöntem. Bunu bu T1N0'da uyguladığınızda ertesi gün evinize gidiyorsunuz. Öyle ne mi? kemoterapi görüyorsunuz ne radyoterapi Ama görüyorsunuz. Ama erken evre işte o çok önemli değil mi? Bu önemli onun için bu belirtiler... Tetik yöntemleri, doktora başvurmalar devamlı bunları tekrarlıyorum ama ya bunlar olduğu takdirde e, gerçekten gelişmiş toplumun da özelliği bu. Aslında insanlar e, herkesin ağzındaki laf şudur önce sağlık ama gerçekten acaba bu Değil. sağlığa yöneliyor Değil. muyuz? Hocam <laughs> her zaman söylüyorum aracımızın kaskosu bittiği anda gidip yaptırıyoruz dünya malı ama bedenimiz için bunu yapmıyoruz. Ne check-up'ımızı yaptırıyoruz, ne tahlillerimizi yaptırıyoruz. Yanılıyor muyum? Doğru. Değil mi? E, <laughs> aslında e, kaskodan daha pahalı değil o sigorta. Ya, sistemi. ya kesinlikle. <laughs> yani kaskodan daha pahalı değil onu da söyledim. Yani hocam. insanların biraz olsun hem kendine hem çevresine, ailesine Tabii. sağlıkla ilgili hani devletin olanakları e, mutlaka buna yönelik bir sürü çalışmalar var ama onun dışında insanların kendi sağlığını özen göstermesi Kesinlikle gerekiyor yoksa yani varsanız varsınız yoksanız evet. hiç kimse için bir anlam ifade etmiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum Turgut Hocam. Sağ olun var olun bize vakit ayırdığınız Efendim, için. Evet ben çok teşekkür ederim. Sizinle program yapmak gerçekten zevkli. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim.